Efendim Cuma akşamlarının standart programı Kırmızı Koltuk'tayız. Bu akşam sizlerle birlikteyiz. <laughs> kırmızı Koltuk'ta geçtiğimiz haftanın değerlendirmesini yapacağız. Acaba Kırmızı Koltuk'ta neler konuşacağız? Öncelikle geçtiğimiz hafta sonundan itibaren e, yağın kar yağışı ve belediyenin çalışmaları. kim yönden başarılı bulanlar var? E, hızlı çalışmalar yapıldı diyenler var. Ee, öbür taraftan benim evimin önü hala açılmadı ee, yağmur yağmasaydı ben ne yapardım diyenler vardı. Ee, acaba Ünye Belediyesi bu konuda tam ekip çalışabildi mi? Yeterli bir seviyede hizmet sunabildi mi? Öncelikle bu konudan başlayacağız. Devamında Ordu'ya uzanacağız. Ordu'da malumunuz belde evlerinin yıkımı vardı bu hafta. Ordu'nun gündemine damga vuran ve e, belde evleri çok konuşuluyordu uzun zamandan beri. Acaba yıkılır mı yıkılmaz mı ki yıkımına başlandı. Onun ardından da İliköz'e değinmek istiyorum. İliköz'deki son durumlar nedir? Kısaca özetledik. Hemen şimdi isterseniz programımıza başlayalım. Zamanımız fazla almadan. Evet program konuk arkadaşım Ahmet Bülükbaş gazeteci ve Radyo Moda Genel Yönetmeni, imtiyaz sahibi Ahmet Bülüktaş Bülükbaş'la beraber olacağız. Ahmet Bey öncelikle programa hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Program sizin ama yine de hoş geldiniz diyelim. Sunucu ben yaptığım için ben şimdi e, pazartesi gününden itibaren bakıyorum. Cumartesi, pazar yoğun bir kar yağışı vardı. E, belediye ekipleri ne kadar çalışsa bile orada e, e, ekiplerin yol açmasının ardından tekrar yollar kapandı. Böyle bir kar beklenmiyordu belki. Çünkü şehir merkezine yaklaşık 40 santim bir kar oluştu. Akabinde pazartesi günü sabah itibariyle kar yağışı kesildi. E, ekipler bizim gördüğümüz yerlerde çalışıyordu ama e, tepkiler vardı sosyal medyada. İşte çöpler alınmadı, karla mücadele yapılamadı, şu oldu, bu oldu. Size göre Ünye Belediyesi bu noktada başarılı oldu mu? Şimdi zaten bununla ilgili bir paylaşımda bulunduk. Ünye Belediyesi'nin bu konuda başarılı olamadığı, olamadı derken yetersiz kaldı. Yani başarılı olamadı dersek şimdi orada gecenin sabah hatta sabahla erkenden sabaha kadar iki saatlik uykuyla çalışan insanlara da e, haksızlık etmiş oluruz. Ama e, bazı konularda yetersiz, bazı konularda da çok geç kalınmış kararlar neticesinde ne oldu? Çok fazla sıkıntılar yaşandı mı? E, bir kısımda var. Ama neden eleştiriyorduk? Benim yazımda eleştiril, eleştirimin altına yorum yapan arkadaşları da tek tek yorumlar okudum. Çoğu haklı, çoğu bana göre haksız, şöyle haksız konuyu bilmeden eleştirmek çok farklı bir şey. Geçen dönemde belediye başkanımızın belediye başkanının yapmış olduğu bir çalışma vardı. Mesela e, bu kar bu şekilde yağacağı aşağı yukarı tahkiri ben bir hafta önceden belliydi. Çünkü meteoroloji ve varlık bulunan açıklamalarda bulunuyordu. Açıklamalar yapıyordu. Hazırlık olur deniyordu. Fatsa Belediyesi ne yaptı? Deniz suyunu karın üstüne e, serdi. Deniz suyuyla karı eritti mesela. <laughs> şimdi Ünye Belediyesi e, neyi yaptı, neyi yapamadı? Bana göre yaptıkları da var. Ama eksik kaldığı konuları da eleştirdiğimiz zaman bize kızanlar da var. Ya eleştirmek, biz şimdi yapılana yapıldı diyoruz zaten. Onda sıkıntı yok. Çünkü gerçekten ee, çok zor şartlarda çalışan insanlar vardı, ekipler vardı, müdürler, şefler, herkes oradaydı. Ama diyelim ki 18 mahalleden oluşuyoruz. Elinde senin 4 tane araç var. Şimdi birinci soru şu olabilir. Neden o gün araç kiralama günlük yani bu 6 aylık, bir senelik değil de neden o gün bir gün öncesinden veya iki gün öncesinden hazırlıklı olup mesela diyebilirdin ki kaç tane ünyede İnşaat firması ve buna yakın araçlar var. Atıyorum 100 tane. Hazırlıklı olun aradığımızda gelin diyebilirlerdi. Şimdi e, veya diyebilirsin ki kardeşim Ünye Belediyesi ile veya e, AK Parti ile veya Eşraf ile çalışan birçok ihale alan e, müteahhitler ve büyük firmalar var. Bunlar diyebilirdin ki kardeşim şu arazi sen temizle şunu organize yani organize edebilirdin. Şimdi Ünye Belediyesi çalıştı ama elindeki imkanlarla yetişemedi. Yani yetişemezdi de zaten mümkün değildi. Şimdi eleştiri şu konuda. Niye eleştiriyorsun diyorlar bana şeyi. Hatta bu konuda kızanlar ve istemedenler var. Yönetmek farklı bir şey. Mantık çok farklı bir şey. Hüseyin Tavlı'nın şu fikrine katılırım. Şunun için katılırım. Diyelim ki Hüseyin Tavlı bir an önceden deseydi kardeşim. 18 mahalleniz. Bize kaç tane araç lazım? Atıyorum bunu sallıyorum tamamen. 100 tane araç lazım. 100 tane aracı biz kiraladığımız zaman ne kadar para öderiz? Ortalama diyelim ki 500 bin lira. Ben bu 500 bin lirayı Ünye Belediyesi'nin kasasından niçin vereceğim? Yani yarım günlük bir kar eziyeti için ödeyeceğim. Değer mi değmez mi? 500 bin lira para cebimizde mi kalsın? Yoksa birkaç mahallemizde ufak tefek sıkıntılar mı yaşansın ki çalışan arkadaşlar açtılar. Yani bu durumda sadece yarım günden bahsediyoruz. Bunun bedeli örnek veriyorum. Bu tamamen rakam örnek. Farazi diyeyim. bir rakam. Farazi bir rakam. 500 bin lira. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Hatta cumartesi günü ilk kar yağdı. Evet. cumartesi günü sabah ticaret odasının bir kahvaltı programı vardı. Üyeleriyle birlikte bu programa Akkuş Belediye Başkanı Sayın İsa Demirci de katıldı. Ee, yarın şaka yarın ciddi. Ben şunu dedim İsa başkana, başkanım dedim bu konu dedim en tecrübeli sensin en iyi olanlar. Evet, diğer Akkuş sensin. gibi. Neden? Mi? Çünkü Akkuş e, yani biz burada sadece iki gün üç gün görüyoruz karı. Akkuş kış mevsimi dört aysa evet. dört ay boyunca görüyor. Her an hazırlıklı. Artık alışmışlar. Nasıl mücadele edilecek biliyorlar. Neler yapılacak biliyorlar. <laughs> Ama Ünye'de ben şimdi belediyedik ekiplerdeki arkadaşlarla bu işleri takip eden arkadaşlarla da yaptığımız istişarede şunu söylediler. Bizim hava tahmin raporlarından aldığımız raporlara göre yaklaşık 8-10 santim civarında bir kar yağacaktı. Ha beklenenin çok çok üstünde oldu. Amenna. Şu dediğinize çok iyi katılıyorum. O akşam cumartesi akşamı, pazar gündüz, pazar akşamı gerçekten uykusuz bir şekilde kendi mesailerinden Ödün vererek çalışan evet. ekipler vardı. Ben kendilerini takdir ediyorum. Onlar mücadele etmeseydi şunu diyebilirdi. Arkadaşım benim mesaim bitti. Başka bir şoför bulun. Bulabilir misin? Bulamazsın o an için. Ama hiç kimse bunu demedi bir. İkincisi şimdi halkın eleştirilerinden bir tanesi de şuydu. Bu süreçte başkan neredeydi diye. Başkan e, biz de sorduk. O gün hatta bazı programlar vardı. Katılımlar olmadı falan. Evet. Sorduk. Başkan özel bir iş nedeniyle şehir dışında olduğunu öğrendik. E, belediye başkanının bizzat o işin başında olmasına gerek yok. Yani bir belediye başkanı tutup da eline kazıma kürek alıp da kar kürecek hali yok. Ama bu Şimdi, konuda bir dışarıda, şey söyleyebilir miyim? Ünye Belediyesi'ni e, takip ediyoruz seninle ve ben. Şimdi Ünye Belediye Başkanı'nın eee Yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Yapmak istedikleriyle o gün mesela kafasına geçenle yapılan arasında çok fark var. Sebebi burada olmayışı ama e, şu yanlış değil mi? Bir belediye başkanı yok diye de işlerin gevşekliği veya olması gerektiği gibi yönetilememesi de veya onu yönetenler inisiyatif almayışı da bir eksiklik değil mi? Bence inisiyatif alınmıştır. Şöyle söyleyeyim. Cumartesi, pazar kar yağmış. Pazartesi günü en geç salı günü öğlene kadar, öğlen sonlarına kadar zaten temizlik işleri bitti. Hayır. Şu Ama var, şimdi şunu da göz ardı bakın Ara arter. Bak şimdi Ordu Büyük, e, Büyükşehir Belediyesi e, açıkça söyleyeyim Ünye'yi çok sevdiğinden değil yani. Adam ne dedi? İşim kalırsa kendisi kar, e, bir gün sonra ana arterleri temizledi. İstemeyerek de olsa, geç de olsa. Aksattı işlerini. Niye? Çünkü ben yetişemiyorum dedi. Bizi çok sevdiğinden oluyor zaten bunlar. Ünye Büyükşehir Belediyesi. Ben şurasını anlamıyorum. Tamam. Paramız yok ve tasarruf yapıyoruz. Onu anladım. Şimdi Hüseyin Tavlı deseydi ki atıyorum tamamen. Ahmetciğim e, sen hangi mahallede oturuyorsun? Örneğin Hamidiye Mahallesi'nde. Sen inşaat mühendisisin mesela da. Dört tane üç tane dozerim var veya kepçedir adını tam olarak bilmiyorum. Mahalleyi Hemen temizler misin deseydi o ihaleye giren ve belediyeyle ticaret yapan veya ticaret yapmasına da gerek yok. Sonuçta bir şahsiyon belediye başkanası yani Ahmet'cim şurayı yapılamış. mahalleyi temizler misin? Bizi yetişemiyoruz demesi. Parayla bir alakası var ya mı bu işin? O da farklı bir bakış açısı. Bak, farklı bu bir bakış Bu sadece açısı. öneri diyorum yani. Bu sadece. Veya farklı bir bakış açısı. Ee, ben şunu her zaman iddia ediyorum. Bakın ee, Ahmet Çamyar'ın öncesine kadar biz küçük şehirdik. 18 tamam. mahallemiz vardı. Ahmet Çamyar ve sonrasında Büyükşehir olduk. Bu Hüseyin Tavlı için de geçerli. Evet. Ahmet Çamyar için de geçerli. Büyükşehir olduk. Hizmet ağınız genişledi. Köyler hizmet bekliyor. Şehir merkezi hizmet bekliyor. Ama ben şu e, ihbarlara da çok güldüm. Şimdi Pazar günü kar yağıyor. Evet. İşte herhangi bir vatandaş arıyor veya mesaj atıyor belediye. Diyor ki işte falan yerde hiç çalışma yok. İşte ana arterler ve acil noktalara müdahale ediyoruz. Şu şikayeti hiç almadık bakın. Şu önemli olan bu. Cenaze hizmetlerinde aksaklık olmadı. Benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla. Ambulansın 112'nin çalışma noktalarında aksaklık olmadı. İlk günden bahsediyorsun değil mi? İlk pazar, <laughs> cumartesi günü o kadar o konuya bir ilgili. Yaptım. Şimdi bunda böyle bir ihbar olsa atıyorum ben arasaydım belediyeyi. Tamam. Ben falan yerdeyim. Hastam var ambulans gelmiyor deseydim müdahale edilirdi. Ki bir yerde edildi. İşte o konuyla ilgili ilk gün Tepçeler yolu açtı. Hemen ambulans girdi, hastayı aldı, götürdü. Bu acil olanıdır. Ama gayri acil olanlar da ben evde istedim. oturuyorum pazar günü. Sahilde karda yürümek istiyorum. E benim kapımı açın. İşte Bu bununla ilgili ama buna vatandaş olmamız gerek. Şimdi ama e, herkesi memnun etmek gibi bir şey mümkün değil. Edemezsin. Ben ilk gün Edemezsiz. kar yağdığında yetkililerden ee, dedim ki e, şöyle diyeyim mesela orta camide her zaman kar yağdıktan sonra temizlenirdi yani orta Çarşı caddesi temizlenirdi ben yürürken burası niye temizlenmedi derken yetkiliyi gördük yetkili dediğimde bizim yine arkadaşımız Süleymanı gördüm. Süleyman dedim e, burayla ilgili dedim buranın daha önce de her sene temizlenirdi dedi ki Ahmetciğim dedi e, şu an acil önceliğimiz ambulans yolları, dolmuş yolları, ana arterler, hasta ve hastaneye gidecek olan yollar açmak. Çünkü e, tamamına birden yetişmemiz mümkün değil. Şansıyor, önceliğimiz bu dedi. Tamam, ondan sonra ne olacak? Ondan sonra büyükşehirle, ordu büyükşehirle beraber çalışıp ana arterleri açabildiklerimizi açıp acil olan bölgeleri yani acilet önem veren nedir mesela hastane önü gibi ne bileyim sağlık ocağı önü gibi dolmuş hatları ve buna benzerleri açılacak. Ondan sonra iç mekanlara gidilecek dendi ve dedikleri gibi de yapmaya çalıştılar. Ama yetersiz araçlar. Ya yetme şöyle söyleyeyim ben benim düşünceme göre e, her zaman karşılaştığımız bir şey değil ve her zaman bu şekilde kar yağmıyordu zaten şehir merkezine. Bu sefer kar denizden geldi. Ben onu geldi kabul de etmiyorum de ama. Yani çünkü meteoroloji bu konuda uyarıda bulundu. Geçmişte ben bunu bizzat biliyorum. Bak şehir merkezinin esnaf bürosu olarak çok iyi biliyorum. Ee, geçmişte de aynı sıkıntı yaşadı. Bir sene bundan yaklaşık 3-4 sene öncesinde ciddi evet. bir kar yağdı. Ve bir haftada zorla temizlediler şehir merkezini. Doğru. Ha bu sefer doğru. Bu sefer, bu sefer yağmur, yağmur yağdı. Yağmur yağdı. E, <laughs> sayın Hüseyin Başkan gerçekten şanslıymış. <laughs> Hüseyin Başkan yani şanslı yağmur sene çıkıp etse yani e, gitti. kabul olmuştur çünkü iyi niyetli bir adam. Yani, yani yine de e, yetemediğinin farkındaydı veya, ama yapabilecek çok fazla bir şey yok. İmkanlar bunlar. Başarılı veya başarısız. Ben buradan onu e, Hüseyin Başkan nezdinde orada çalışan ekibe. Ekip, Gece çok, günü çalıştı demeden ekip çok çalıştı. çalışan ekibe, ekip çok çalıştı. ünyeler adına teşekkür etmek istiyorum çünkü kimse yapmaz abi bu soğukta karda kıyamette kimse çoluğun çocuğunu bırakıp da mesaisinin arzına kolayla çalışmaz. Bu da kolay bir şey değil. Evet, kolay Peki, bir şey değil. Peki dönelim orduya. Tamamını programın tamamında kar gitmeyelim. Dönelim orduya. Ordu da e, Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla beldevlerin yıkımı vardı belde evlerinin şirket yönetimi mahkemeye verdi. O mahkemeye verdi. Yıkılacaktı, yıkılmayacaktı. Ve geçtiğimiz hafta bir dedikodu çıktı. Dediler ki işte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki o bina hala yıkılmadı mı? Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı koskoca memleketi bırakıyor. Yurt içi, yurt dışı bütün gezilerin çalışmalarını bir kenara itiyor. Diyor ki belde evleri yıkılmadı mı? Bu işin bahanesiydi. Bakınız Dikkat çekerek söylüyorum. Bu söylem sosyal medyada, haber sitelerinde paylaşılıyor. Hemen ertesi gün ne oluyor? evlerinin yıkımına başlanıyor. Amaç da buydu zaten. Amaç da buydu. Şimdi bugün şirket bir basın açıklaması düzenledi. Evet. Belki bizim bilmediğimiz, görmediğimiz şeyler anlattı. Orada şirket yetkilisi avukatı şunu söyledi. Bu sadece adi ortaklıkla kurulan bir şirketin yapımı değil burada müteşebbis yani iştirakçılar arasında Ordu olduğunu. Belediyesi de var. Evet. Ki hatta orada bir tane daire sahibi şunu diyor. Biz Ordu Belediyesi de bu işin içerisinde değil güvendik. Para yatır <laughs> Acaba ne olacak diyor. Şimdi o, o para ne olacak? ben ben onun yani. onu merak ediyorum. Bakın onunla ilgili ne Büyükşehir Belediyesi'nden ne evet. şirketten o şekilde bir açıklama yok. Orada araziye yatırılan bir para var inşaata yapılan bir para var. Evet. <laughs> Hepsini de geçiyorum. Daire satıyorsunuz. Çünkü inşaatın çoğu bitmiş, kaba bitmiş. Şimdi, ee, daire satıyorsunuz. Sattığınız dairelerin ödenen paraları var. Bu paralar kime ne zaman ödenecek ki şirket şunu söylüyor. Bu paralar Ordu Belediyesi'ne yatırıldı. Onun hesabına evet. yatırıldı. Biz iş yaptıkça hak ediş usulü olarak oradan alıyoruz. Ben bu sefer tezata düşüyorum. <laughs> Şahıs olarak, vatandaş olarak tezata düşüyorum. Diyorum ki kendi kendime acaba diyorum Ordu Belediyesi kendi yaptığı binayı kendisi mi yakıyor? Çünkü binanın yapımı devam ettikçe siz şirkete ödeme çıkarıyorsunuz. Şirket bu ayın sonunda geliyor diyor ki inşaata %5 daha ilerleme kaydettik. %5'lik bir ödeme çıkarıyorsunuz. %10'da ilerleme kaydettik çıkarıyorsunuz. E doğal olarak o zaman Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bir binaydı. Ama şu çekişme var hala. Dün bugün Enver Yılmaz Hilmi Güler. Peki o bina yapılırken imar izni veren kim? <laughs> Yine Ordu Büyükşehir Belediyesi. Çevre aynı partinin aynı parti. Aynı partinin. belediye başkanı. Almış. Orada bence Enver belki. Orada bir çıkar çalışması. Ran çatışması vardı. Çünkü AK Partili e, olup da böyle betonlaşma yani müteahhitlerin çoğaldığı zengin müteahhitler, parası olan müteahhitler e, ve bir bak 15 yıl öncesine dön. Beton 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 her belediye beton dikti. Beton dikti. Var mı dikilmeyen bir yer? Her tarafta ne oldu? Belediye için bir gelir kapısı gibi görünmekle beraber çoğu şaibeyi de ortaya çıkarttı. Belediye izin veriyor ama devlette de şu değil midir? Verilen hak geri alınmaz. Bu bir, bir kuraldır. Madem vermişsin oraya niye yıkıyorsun? Madem yıkacaksın niye izin veriyorsun? Şimdi, Kimi savaşı şah, yani Enver sağ. Yılmaz, Hilmi Güler bir üçüncü ayakta Ankara. Kim şimdi, kazandı savaşı? Şimdi burada kimse kazanmadı herkes Hilmi kaybetti. Hilmi Güler kazandı. Ne için kazandı? Kazanmadı. kazanmadı. Ama kaybeden kazanmadı? kim? Bakın. Eğer ben Ünye bir şey pardon özür diliyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarına daire paramı yatırdıysam sen oradan şimdi tut sen ki daire alırsan o oraya... dairenin parasını bana geri Ama şimdi orada geri verecek açıklaması yok. Oradan daire alırken şimdi sen Ünye'den diyelim ki müteahhitin yaptığı bir yerin daire alırken ne yapıyorsun? Tapuya bakıyorsun, arazi tapusuna bak, imara bakıyorsun, iskana bakıyorsun. Fiyat şu diyorsun, parasını veriyorsun, alıyorsun. Hepsine bakmışsın, parayı vermişsin. İş mahkemelik olmuş. Mahkemeyle sen insanları mağdur etmişsin. Tamam. Çirkin mi görü? Yıkılması lazım. Bunda hem fikiriz zaten. Hem de o sahayı fikiriz. tamam ama kardeşim sen orada kaç kişiyi mağdur ettin? Madem yıkacaktın diyorum niye yaptın? Madem yapacaktın niye yıktın diyorum ve bu alınan para belediyeye geldi ya. Şöyle de bir şey var. Diyelim ki adam daire alacak. Şimdi ben tamamen senaryo kuruyorum. Daire 100 bin lira. Belediye yat, diye yatırmış 90 lira. Aradaki 10 lira nerede? Şimdi belediye tut ki sana yarın iade ya edeceğim dedi. Bir, aradaki 10 lira yok. İki, bugün yatırdığım paranın kur karışılığı diyelim ki 90 bin lira değil ki. O gün yatırdığım parayla bugünkü bir mi? Değil. Bunun farkı ne olacak? Kimden alacağım parayı? Dedi ki sana Ünye Belediyesi, şey Ordu Belediyesi çok özür dilerim. Kardeşim biz buraya 3 yıl bekledik uğraştık ya. Bu paraların iadesi için 5 yıl bekleyeceğim dedi. Kimi kime şikayet edeceğim? İşte sıkıntı nerede biliyor musunuz? Bugün şirketin basın açıklaması yapana, yapılana kadar evet. E, biz belediyenin suçlu bulunduğu noktayı sadece buraya izin vermekle, ruhsat vermekle zannediyorduk. Evet. Ama bugün şunu da görmüş olduk. Ordu Büyükşehir Belediyesi burada bir hissedar, paydaş, Satışlardan o da kar elde ediyor. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Ortağınla anlaşamıyorsun. Sonucunu, <laughs> sonucunu insanlara yansıtıyorsun. Satışların e, ödemeleri belediye hesaplarına yatırılmış. Bunu da diyen... Tamamı da değil yani. Bunu da diyen alıcı. alanlar. Tamam, tamamı alanlar. değil. Yani. Ve şirket de şunu söylüyor. Değil. Şirket de şunu söylüyor. Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden hak şunu usulü binayı yaptıkça ödenek alıyorduk diyor. Öyle ya da böyle. Bugün yarın artık 20 Bey de bir açıklama yapacaktır. Buna bir aydınlık getirecektir. E, çünkü orada bir şekilde daire alıp da mağdur olanlar da var. Onlar da olacak. Benim şimdi bir yönden de kızdığım nokta şu. Ta geçmişten beri siyaset böyle bir şeydir. Gidiyorum geçmişe. İşte Necip Avcı dönemleri, evet. Osmanlı Yurt dönemleri, Ünye'ye baktığımız zaman da işte peşinden Mehmet Türk dönemleri. İşte e, Sayın Osman Yurt bir cumhuriyet meydanı yaptı. Evet. Peşinden Necip Bey geldi belediye başkanına. E, tuttular dediler ki o zaman bir dedikoduyla işte orak çekiç var dediler. Meydan şöyle oldu böyle gitti dediler. Meydanı söktüler yeniden meydan yaptılar. E, doğal olarak peşinden Mehmet Türk geldi meydanı söktü bir meydanlığa yaptı. E, doğal olarak peşinden Ahmet Arpacıoğlu geldi. Meydanı söktü bir meydanlığa yaptı. Biz hep buna kızıyorduk. Diyorduk ya bu babanızın parasıyla mı oluyor? Bizim vergilerimizle İşiniz gücünüz yok, durmadan meydan yapıyorsunuz, durmadan meydan yapıyorsunuz. Niye? Meydan görünen bir yerdi. Ve burada e, siz bir belediye başkanı olarak bir öncekinin yaptığı çalışmayı egal ediyorsunuz, tekrardan para harcıyorsunuz, siz kendi siyasi çakış, e, çatışmalarınız nedeniyle halkın size vermiş olduğu vergiler, ödenekleri meydanda harcıyorsunuz diyordum. Keşke halen de öyle olsaydı. E, bugün bakıyorsunuz, Büyükşehir Belediyesi'nde Enver Yılmaz'ın almış olduğu kararlar, Kötü, cız, artık ne derseniz deyin. Hilmi Bey'in aldığı kararlar güzel. Ama bu kararları egale ederken, bu kararların üzerinden kalemle çizerken bu meblalar kimden çıkacak, nereden çıkacak? Vatandaştan çıkacak. Aynı şekilde kimden dönüyorum, bakın yani. şimdi dönüyorum İlküvez'e. İlküvez'de bir köp e, tesisi var. Katı atık bertaraf tesisi var. Bunun mimarı kim? ...bir önceki belediye başkanı... ...Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz. Bunun mimarı kim? Bir önceki Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yana. Ben bu konuda tamam, bir şey söyleyebilir bu insanlar mi? hatalı karar almış olabilirler ama... Bir şey bu konuda. Bugün sırf Çünkü bu oluyor. inat olsun diye bu... ...ızdırap çektirilmez. İlk güvenlik konusunu gittik, yerini takip ettik mi? Ettik. ettik. Biz orada halk ne anlatıyordu? Bak 70 yaşında kadının ayağındaki şeyi gördün mü? Kara lastikte o buz gibi yerde nöbet tutuyor. Niçin? Benim suyuma dokunma diye. Dön geri. O çöp tesis yapılırken İsmet Yanık'la Enver e, Enver'in arasındaki anlaşma neydi? Oraya çöp yapılır, tesis yapılırken imzayı ve yetkiyi veren İsmet Yanık değil miydi? İsmet Yanık bu konuda çok sessiz kaldı. Hiçbir açıklama Hayır, yapmıyor. Hayır ben söylüyorum. İsmet Yanık, yanık ne dedi? Yapmıyor. İsmet Yanık dedi ki kardeşim ben orayı e, falanca işin karşılığında izin verdim fakat diyor bana anlatılan projeyle yapılan proje aynı değil diyor. Bir. iki. Tamam. Sen bir İsmet Yanık'sın, bir belediye başkanısın. Değil mi? Kardeşim buraya proje yapılırken senin denetlemen yok mu? Sen bakmıyor musun? Siz necisiz, kimsiniz, ne yapıyorsun diye. Seçimi kaybetmişsin. Hilmi Güler hem haklı hem haksız. Ama ilk gevezler sonuna kadar haklı. Olan ilk gevezleri oluyor zaten. Sen şimdi birkaç kişiyi örgütlüyorsun. Ondan sonra da bir ayaklanma, bir kaldı, kaldırı oluyor. İsyan oluyor. Niye? Köyümüz için. Sonuna kadar haklılar. Bak oradaki vatandaşın hatta çaybaşı komple toplansa orada eylem yapsalar sonuna kadar haklı kimse itiraz edemez. Ama sen ne yapıyorsun? Seçim uğruna, e, koltuk uğruna veya çıkar uğruna oradaki 70 yaşındaki 4 tane adamınla birlikte 70 yaşında 80 yaşındaki insanı kullanarak neyin intikamını almaya çalışıyoruz bir şeyin tamam kardeşim ben zannetmiyorum. Açıkça alene söylüyorum ki İsmet Yanık bundan sonra AK Parti'den belediye başkan adayı olarak bile çıkamaz. Bu benim kendi düşüncemdir. Yanlış veya doğrudur. Sen bana göre eğer düşüncem doğruysa neyi savaşını veriyorsun? Bu insanları niye kullanıyorsun? Bu İsmet Yanık olan tarafı. Hilmi Güler Beyefendi kardeşim sen istersen İsmet Yanık'tan savaş halinde ol. istersen siyaset olarak Çatışma halinde ol. O haberleri meydana çıkaran, çekim yapan bizdik. Bizi de takip ettiğini, bizzat değil ama senin ekibinin takip ettiğini çok iyi biliyorum. Senin e, özel kalemi Mehmet Bey miydi? Mehmet Bey'i biz geçemiyoruz. Derdimizi Mehmet Bey'den başkası anlatamıyoruz. Biz olayı patlak verdik, yayınlamaya başladıktan sonra bize dönüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bunu neden yapıyorsun? Kardeşim anlatamıyoruz ki orada bir sorun var. Sonra ne oldu? Hilmi Güler bunu duydu. Sonuçta bu etrafında ithal danışmanlar da dahil bir danışman ekibi var değil mi? Kardeşim ilk güveze ne oluyor? Başkanım ilk güvezde bir sorun var. Atla gel ilk güveze. De ki kardeşim benim bilim başkanlarım veya <laughs> bilim başkanım oluyor, şef mi oluyor neydi o? Şimdi aklıma gelmiyor. Görevden aldıkları görevden mi alındı başka yer mi yer verildi? Madem suçluysa neden mahkemelik değiller? Çünkü ben şunu düşünüyorum. Ordu'da ve Ünye Belediyesi'nde de mevcut belediye başkanlarına bir pres var. Yani Hilmi Güler'e karşı da Hüseyin Tavlu'ya karşı da alttan alttan sessiz sessiz çalışan bir grup var. Ne hikmetse Hilmi Güler'in yaptığı bütün projelerde problem var. En son açıklama neydi? İki tane başkan, başkan mı değil, şef <laughs> müdür mü tam yanlış söyleyeceğim. Sorumlu kişi bilerek ve kasten çöp kamyonlarını ayrıştırmadan e, Fatsa, Ünye, Altın Ordu, yok pardon Ordu, Perşembe ve civar köylerin çöpünü götürdüler oraya döktüler. Hilmi Güler'in belki bundan haberi bile yoktu ama bunu öğrendiğinde Hilmi Güler çıksaydı kardeşim oraya Kardeşim zaten AK Parti siz bize orada %70'in oranında oy verdiniz. Siz benim vatandaşımsınız. Burada falanca 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 kişiler yanlış yapmıştır. Bu yanlışım ben farkındayım. Ve bu sorunu ben çözeceğim. Bana atıyorum bir hafta süre verin. Eğer bir hafta sonra sorunu çözemezsem siz istediğinizde haklısınız diye deseydi. Oradan gelseydi. Talimat verse kardeşim oradaki sorunu kim yaptıysa çözecek deyip talimat verseydi o sorun çözülür müydü? Çözülürdü, Çözülürdü. ve insanlar hala şu an orada bekliyor. Ama sen orada yok oradakiler töteci dersen, yok orada işte eylem yapanların içinde evet. onun evet. adamı var dersen, yok bu dersen. O Hilmi Bey'in öyle bir açıklaması yok tamamen e, Hayır dışarıdan bunu dönen Bu, bu dışarıdan hani, dönen dışarıdan ama dönen dışarıdan laflar. dönen kişilerde yine kendi... Siyasetin içinde olanlar, dönenler biz bunu sokakta kendimiz uydurmuyoruz. Bakın, yani Adancı oradaki gibi, olan... gibi e, hem üyede hem orduda belediye başkanlarına karşı bir pres var, bir baskı var. Bu presler, baskılar piyasada dedikoduları doğurabiliyor. İster istermez doğurabiliyor. Ha ben hala Hilmi Bey'den umutluyum. Eee ilk özde illaki bir çözüm bulacak. Hatta e, belediyenin yapmış olduğu itirazlarda Çaybaşı Kaymakamlı İlköğes halkını haklı buldu. Orada evet haklı çünkü e, sonuna kadar haklı ve yapıyorlar. doğa adına eylem yapma hakkını kullanıyorlar dedi. E, ve chat raporuyla alakalı da böyle bir chat raporun olmadığını belirtti Çaybaşı Kaymakamlığı e, Oradaki insanların haklılığını göz önüne serdi. Ha bu aşamadan sonra ne yapılabilir? Tabi e, karar büyüklendir ama burada bu insanlara bir şekilde yardımcı olunması gerekiyor. Bu soğukta bu insanları kim olacak? bekletip de kim olacak? yazın Soruyorum. sıcak havada tamam sizin artık eylem yapmanıza gerek kalmadı çözdük demektense bugün çözülmesi gerekiyor. Ha, orada ne yapılabilir? Ayrıştırılmış çöp. Orada mı toplanacak? Orada toplanacak. Orada çevreye zarar vermeyeceğine dair o insanlara bir e, şey gösterilmesi lazım. Somut deliller gösterilmesi lazım. <laughs> orada denilse ki biz burada enerji elde edeceğiz. İşte bu size dönüşü olacak. Doğaya zarar vermeyeceğiz. Bunu ikna edecek birilerinin olması lazım. Diyor mu? Kim diyorum? Bak ama, sorumun cevabı. Ama bu kim? yapılması gerekirken yapılması gerekirken bakın geçtiğimiz hafta sonu 6 kişi adliyede ifade verdiler. Evet ifade verdiler. Bir gece nezarette kaldılar. Ertesi gün adliyeye çıktılar. Mahkemeye çıkarıldılar. Bunların yapılması gerekirken oradaki esnafa baskı, halka baskı. Muhtarlara baskı. E, yani herkese baskıyla çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla insanları oradaki halkı e, kamu birimlerine karşı cephe aldırıyorsunuz. Farkında bile olunmadan cephe alındırılıyor. Belki farkındalar da yani şimdi. Belki farkındalar, belki farkında değiller ama e, yani Hilmi Bey bu işin farkında olsa cephe aldıracağını zannetmiyorum. Tamam mı kardeşim? Ben bakın, de diyorum ki Hilmi o Bey zaman ithal danışmanlar gitti. ne ne iş yapar yani? Bu danışmanlar etrafındaki bu başkanlar, şefler, müdürler Denetçiler, i̇şte, mühendisler bunlar ne iş yapar yani burada? gerekiyor. Çünkü Hilmi Bey'in kendisi gitti. Oradaki insanlar Hilmi Bey'e karşı e Gitti de e, dedi ki ben de sizinle şey burada söylemedi. beklerim dedi. Hayır. Bakın yanlış sizinle bir şey birlikte söylemedi. burada ben de nöbet tutarım dedi adam gerekirse dedi. İşte, orada şunu Bir belediye başkanı böyle mi diyebilir? Şunu görüyorsunuz bu sefer. Acaba e, bu işi, bu çöpü çözmeyen Büyükşehir Belediyesi değil mi? Başka birileri mi müdahale ediyor? İlk güves Bölgesindeki sorunu tek çözecek kişi, merci, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki kardeşim, orada başka bir oluşum var. Ben bundan uzak duruyorum diyor. Amerika'dan ilaç getiriyoruz. Hep yine bir şeylere para verip bir şeyler yapıyoruz ya. Fazla detaya giremiyoruz sorun yani. Bende ha hocam. sorun sorun bende. Yani sorun bende. Sorun Hilmi Bey de sorun şuna inanıyorum. Başka. Hilmi Bey çıksa kardeşim tamam biz hata yaptık. Hata yaptık ben hatamı telafi edeceğim. Bana süre verin dese bu köyün insanı oranın insanı Hilmi Bey'i bağrına basacaktır ben bundan eminim. Kesinlikle. Ama Hilmi Bey'in o etrafındaki duvar ne hikmetse hep bu taraftan kapalı. Bir türlü aşamıyor Tünelde göremiyor vatandaşı. Dağlar geliyor aramızda. Artık ordu yani tüneli, mi geliyor, yani. tüneli mi geliyor yani ünye tüneli mi geliyor ne hikmetse ünyeye yüzünü döndüğü an bir duvar var adamın karşısında. Bir türlü bu tarafı göremiyor. Ne hikmetse Altınordu tarafındayız. Hep Altınordu. İnşallah çözülecek. İnşallah çözülecek. Tabi tek temennimiz o galiba. İnşallah yani. Ben o konuda temennimiz e, zaten sorunlar şimdi çözülsün. Kamuoyunun, şu kamuoyunun şu an beklediği iki şey var. Birincisi ordu belli evlere tamam yıkılıyor. Yıkılsın. Yıkılması gerekiyordu. Çünkü orada ordunun doğal sahilini bozuyorsunuz. Yıkılması gerekiyordu. Ama bundan sonraki süreç nasıl olacak? E, Büyükşehir Belediye başkanının bununla ilgili bir açıklama yapması gerekiyor. Çünkü ciddi manada zarar görecek insanlar var maddi manevi olarak. Bunun çözümü nedir? E, İlla ki bir çözüm üretilir. E, hani derler ya minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır diye. İlla ki buna bir çözüm üretilerekten böyle bir yıkıma başlanmıştır. Ve akabinde biz haftalardan beri Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden e, İlküvez'deki çöp sorunu ile ilgili bir açıklama bekliyoruz. yani Elle avuçlar susur bir açıklama bekliyoruz. Sessizliğini bozan Çaybaşı Belediye Başkanı vardı. Hüseyin Semiz. Bunun yakın takipçisi olacağını söyledi. Keşke daha önceden söyleseydi bunu. En azından oradaki halkı had safhaya getirmeseydi. 47. gün bugün İlküvez'deki eylemlerde. Halen daha o insanlar orada bu karda kıyamette soğukta bekliyorlar. Evet buz gibi bekliyorlar. havada bekliyorlar. bekliyorlar. O insanlar yazık. Tek temennimiz onların da bir an önce o nöbetten ayrılmaları. Evet. Peki inşallah. programımızın sonuna geldik. Son sözleriniz varsa alabilirim. Yok. Çünkü konuşacak çok şey var. Bana söz verirsen bitmez bu program. O zaman ben Ahmet Bey'den sözü tekrar geri alıyorum. <laughs> Programımızı artık bitirelim çünkü süremizi doldurduk. E, temennilerimiz öncelik ünye ve havzasında bulunan ilçeler, beldeler, köyler, mahalleler akabinde Ordu'da güzel haberler vermek istiyoruz. Güzel şeyler anlatmak istiyoruz. Temennimiz bu. İnşallah bundan sonraki süreçte bugün bizim hata olarak gördüklerimiz biz yanılmış oluruz. Hata değildir. Bundan sonra da hatalarla karşılaşmayız. Güzel şeylerle karşınıza geliriz efendim. Haftaya yine cuma akşamı Kırmızı Koltuk programında sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik mutlu akşamlar.